Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugün yine bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Çayımız hazır. Hem de Erzurum çayı. Bakın, ince belli bardaktan. Şuradan yayınımızı beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim, her gün bir sadrazamın ya solda aşağı ya da sağda aşağı bir eşi, dostu, akrabası ortaya çıkıyor. İzmir, Çeşme'nin yarısı bunlarınmış. Teyzem çıkmış diyor ki, yanlışlıkla sadrazam bilmem şu şu şunun 6. kuşak torunu olduğunu öğrendim. İzmir, Çeşme'nin yarısı bizim. Allah Allah. Dava açmış. İzmir, Çeşme'nin yarısını istiyor. Ablam, şimdi ben de Angelina Merkel'in akrabasıyım. Biliyorsunuz. Almanya'nın eski yöneticilerinden. Angelina Merkel benim bibim olur bu arada. Şimdi ben de o zaman Almanya'da söz hakkına sahibim. Gidiyorum bibimle çay içiyorum. Gezirem, tozirem. O zaman Almanya'da bibimin malı mülkü var. Tamam, o zaman onlar da bizim. Bu arada senin bu sadrazam deden bu malı mülkü nasıl edinmiş, orası çok önemli, merak ettim. Yani ne yapmış, para mı vermiş almış, yoksa sadrazam olduğu için ya buraya çöktüm, oraya çöktüm, buraya da çöktüm, ya şurada kalmasın, ne olmuş? Onu hep merak etmişimdir. Tarih bilen arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu sadrazamlar, madrazamlar, bunlar nasıl alıyorlar da buraları? Nasıl oluyor bu iş? Gerçekten yani tuhaf değil mi? Hadi onu da geçtim. Yani ablam, bu saatten sonra seni Türkiye'de yaşatırlar mı? Seni Türkiye'de, diyelim ki gerçekten akrabasısın. Gerçekten bak, bu adalet mekanizması Erdoğan bu hale getirdiği halde sana bu yerleri verecek. Yaşatırlar mı ablam? Yaşatırlar mı? Yani ne kadar dostun varsa 5 katı düşmanın oldu. Şu anda ölmeni bekliyor. Belki de şu an o yerleri almış, o yerlere yatırım yapmış insanlar da sırf bunu öğrendikten sonra keşke ölse de kurtulsak diyor abla. Hiç iyi bir şey yapmadın da bakalım, inşallah alırsın. Düşündürücü. Efendim, bir tarafta Akbelen, ormanlar talan ediliyor. AKP'nin beşli çetesi zengin olsun diye ormanlarımız mahvediliyor. Diğer tarafta Hatay'da. Depremden sonra sözde konut mu yapacaklar, yoksa yeri birine mi kakalayacaklar bilmiyoruz. Tapulu arazilerine çökmüşler milletin. Para için sırf onlar zengin diye köylüleri kendi topraklarına sokmuyorsunuz. Şu an yağmacıların korumacılığını yapıyorsunuz. Bu kadar asker enkazda gelseydi binlerce kişi şu an hayatta kalacaktı. Şimdi... Millet feryat ediyor. Kimse umursamıyor. Gözünün yaşına bakmıyor. Seçim sonrası farklı bir devlet anlayışı, farklı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Önceden alttan alttan sinsi sinsi yapılırdı. Artık acımak yok. Saplamaya devam kardeş moduna geçildi. Bugün Devlet Bahçeli, tabii ulu kurdumuz. Bizim ulu kurdumuz değil ki kardeş.
Akbelen'de konu ağaç değildir. Aynı Gezi Parkı'nda olduğu gibi. Ola motor boğuldu. Yok böyle bir şey ya. Yani Akbelen'deki eylemcileri terörist ilan edelim. Gezi Parkı üzerinden gidarı çekip baba bunları korkuturuz. Bunlar daha fazla güçte. Şu kardeşim, biz bunların önüne geçemiyoruz, engelleyemiyoruz. Şu anda halkı yanımıza da alamıyoruz. Halkı yanımıza alamadığımızdan dolayı ve bunlar her geçen gün daha fazla direndiğinden dolayı, jandarmamız de pek fazla bir şeyler yapamadığından dolayı bize bunları terörist ilan etmek kalıyor. Hep beraber biz bunları terörist ilan edersek ne olur? Ne olur? Hiçbir şey yapamazlar. Korkarlar. Oo, zaten siz birini terörist ilan ettiğiniz zaman terörist oluyor, öyle mi? He? İşte bu millet böyle olduğu için siz buradasınız. Tamam? Siz birine terörist dediğinizde millet de terörist dediği için bu millet bu halde. Ormanın, bak dün kimdi? Dün bir gazeteci aynısını söylemişti. Yaz aylarında PKK ormanları yaktı dediniz. HDP'liler ormanları yaktı dediniz. Uçağımız yoktu, söndüremedik. Buralara ağaç dikilecek. Villa yapılmayacak. Tabii otel yapılmayacak dediniz. HDP'lileri, Kürtleri suçladınız. Döndünüz buralara otel diktiniz. Ya ha ormanı yakarak talan etmişsin. Ha da kalkmış ağaçları kesmişsin. İkisi de aynı şey. İkisi de aynı şey. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Sen de talancısın. Ve bizim vatandaşımızı anlamıyorum yani. Ak trolleri anlamıyorum. Ormanları HDP'liler yaktı deyince harekete geçen, sosyal medyada tepki gösteren zihniyet, Limak için ormanlar, ağaçlar kesiliyor, orman talan ediliyor, sesini çıkarmıyor. Niye? Çünkü nemalanıyor. Niye? Cebi doluyor. Ne orman, ne ağaç, ne hava, ne ülkenin taşı toprağı kimsenin umurunda değil kardeşim. Para, para, para. Dini, imanı, Allah'ı, kitabı, peygamberi, para bunların. Para olduğu için biz bu haldeyiz. Birbirimizi kandırmayalım. Çayım soyudu kardeş. Hele siz bunu bir düşünün. Ben oyumu Tayyip'e verdim. Ellerim kırılaydı, vermeyeydim. Seçim zamanı ağzıma telefon soktular. Benim için Tayyip bitmiştir. Bunun amacı biz açtık lan öyle ki Suriyelilere yer açılsın. Diyor dayı. Kendine muhabir kanalı YouTube'da bir röportaj yapmış da, sokak röportajı. Dayının birisi seçim döneminde işte telefonunu çıkar demiş gençlere. Genç de çıkarmış, bunun ağzına sokmuş telefonunu. Dini alet edindi, bizi kandırdı yani, başka bir şey yok. En son bizi öyle bir kazık koydu ki içinde çıkmaz bir kazık koydu yani. Yeni bir seçim atlattık abi biz. Siz oyunuzu kimden yana kullandınız? Ben oyumu Tayyip'e verdim. Vermez olaydım, ellerim kırılaydı. Pişman oldunuz. Çok pişmanım ya. Şu durumu niye pişman olmayacak bir durum mu şu? Ben şu anda belki diyebilirim ki Antalya'da benim kadar AK Parti'yi savunan, benim kadar AK Partili hiç kimseyi göremem. Ama şu anda AK Parti olarak değil, Tayyip Erdoğan olarak nefret ediyorum. Ağzıma telefon sokuldu benim. Yine de tırsmadım. Yine de milyonlarca kişinin karşısına çıktım. Yine de Tayyip dedim. Yine de AK Parti dedim. Benim burada anlama silah dayandı. AK Parti için ben bunları göze aldım. Ama AK Parti bize öyle bir kazık koydu ki, öyle bir kazık koydu ki çıkmayacak bir kazık yani. İşte şimdi Erdoğan'a oy vermiş, çok pişmanmış. Erdoğan bitmişmiş, Erdoğan'dan nefret ediyormuş. AK Parti bitti diyor. Dayı, bana bak. Pişman olacaktın, seçimin bitmesini, Erdoğan'ın kazanmasını mı bekledin? AKP'nin seçimi kazandıktan sonra sana ne sokacağını bekledin? He? 23 sene boyunca verdiği bu kadar, soktu, affedersiniz bu kadar. Bunu bile bile Recep Tayyip Erdoğan tık 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 dediniz. Bir de sonuna şunu eklediniz. Ülke vatan. Pardon. Mesele vatan.
Mesele Tayyip değil. Oy verdiniz, ebenizinkini gördünüz, şimdi kalkmışsınız. Bir daha vermeye. Lan bir daha seçim olmaz ki. Adam bir daha seçim yapmaz ki. Bitti. Tayyip Osmanlı'yı geri getirecek diye gülüp oynuyoruz, eğleniyoruz. Tok üzerinden tabii masaj veriyoruz millete. Yapmayacağım ula. He? Köyü sataram ula, ülkeyi sataram ula desen ne diyecek? Bir tane muhalefet var mı lan tepki gösterecek? Bir tane muhalefet var mı karşı çıkacak? Kaldı mı, bıraktınız mı? Bırakmadınız. Tamam? Şimdi çıkıp günah çıkarma kardeşim. Günah çıkarma. Bir daha Tayyip bitti mitti laflarını duymayalım, bir de bundan dolayı dayak yersin. Bak 20 sene Tayyip'i destekledin, muhalefettekiler sözde seni eleştirdi, vurdu, dövdü, sokakta kafana silah dayandı. Şimdi AKP'lilerden dayak yersin. Heh, acımak yok, saplarıyız. Bunları dediğini ünletireyiz, bunları tanıcağını vereyiz. Acımak yok, sakın. Recep Tayyip Erdoğan. En büyük aşklar reisinizin zancığıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Huuu, Erdoğan sokuyor. Evet arkadaşlar, dün benzine 2 TL zamcık gelmiş. Bugün de LPG'ye 2 TL mi? 1 TL 70 kuruş mu? Buna benzer bir zamcığın yapılacağı konuşuluyor. Gelir gelmez reistir, sokar sokmaz orasını kendisinin rahmet ve merhametine bırakıyorum. Çayımdan bir yudum alıyor. Tabii bu zamcığın zevkini yaşıyorum. Her şey çok güzel olsun diye Erdoğan. Tabii Türkiye'nin yeni yüzyılı. Tabii. Oğlum bak Lozan'da bitiyor, uçacağız. Tabii. Ne oldu kardeş? Gördük mü ebemizinkini? He? Mutlu musunuz? Valla biz mutluyuk. Yemin ediyorum mutluyuk. AKP'lilerin mini mini minlediğini gördükçe, sadece bir tarafın değil de iki tarafın aynı anda inletildiğini gördükçe, reisimizin bu konuda adaletli olduğunu gördükçe mutluyuz. Bu zamana kadar AKP'liler hiçbir şey olmuyordu. AKP'liler umursamıyordu, kale almıyordu, trolleri dahil olmak üzere. Ülke batsa, bana ne kardeşim, cebimiz doluyor. İyi kötü, AKP gençlik kollarından, belediyelerden, oradan buradan makarnadır, kömürdür veriliyor diye susuyordu. Ama bugün ne oldu? Artık makarna kömür verilmiyor. Belli ki belediyedekilerin cebi dolmuyor. Belediye vatandaşının cebini dolduramıyor. Troller bile ağlıyor. Biz sana bunun için mi oy verdik Erdoğan? Git nereden bulursan bul, para bul. Vatandaşa bu kazaya sokma Erdoğan. Sok ulan. Sok! Bu vatandaş daha beterini hak ediyor. Sokacaksın. Recep Tayyip Erdoğan. Oğlum oturun kalkın dua edin. He? Kayınpederiniz bikini mi giyseydi? Kılıçdaroğlu iktidara gelse kayınpederiniz bikini giyecekti. Oğlunuz erkek arkadaşıyla evlenecekti. Kızınız kız arkadaşıyla evlenecekti. Hepimiz LGBT'li olacaktık. Hepimiz top olacaktık. Erkeklerin cukkulunu keseceklerdi. Kızlara cukkul takacaklar. Yok böyle bir şey ya. Adamlar bununla oy aldılar. Valla bazı salaklar da buna inandı anasını satayım. Oğlum hiç mi bilmiyorsunuz lan? Bak dünkü videomuzu izleyen arkadaşlar bilirler. İzlemeyen kardeşlerim izlesinler. Orada Cübbeli Ahmet bahsediyor. Hoca efendi ha. Ne diyor Cübbeli Ahmet Hoca efendi? LGBT'lilere cehennemde yapılacak olan azaptan bahsediyor arkadaşlar. İzleyin dünkü videomuzu. Gerçekten var ya, inim inim inleyeceksiniz. Ağlayacaksınız hüngür hüngür. Ama videonun sonunda kahkaha atacaksınız. Şimdi Hüseyin Çevik mi? Mustafa Çevik diye bir hoca var. Hazır hocalardan konu açılmışken bunu da anlatayım. Geçen bir videosu vardı. Sosyal medyada da konu oldu. Şimdi diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kabristandan geçiyordu. İki tane mezar yan yana, ikisinin de azap çektiğini gördü. Sahabi sordu. Ya Muhammed, bunlar neden azap çekiyorlar? Hazreti Muhammed cevap verdi. Bu mezardaki zina yapmış, ondan azap çekiyor.
Peki bu mazerdeki ya Muhammed, o da ayakta cullamış. He, ayakta tuvaletini yapmış. Ondan azap çekiyor. Ve dönüyor Hazreti Muhammed, o tarihi sözü söylüyor. Allah diyor, Allah diyor. Zina yapanı affeder ama ayakta cullayanı affetmez diyor. Oğlum tamam. Ya ben yıllardır çay içiyorum, bunların ulaştığı bu kafaya ulaşamadım kardeş. Yemin ediyorum yani bir yerde bir yanlışlık var. Bunlar ne içiyorlar anlamadım. Demek ki bu hiç çayla olmuyor. Yani sizin peygamber dememiş miydi? Sizin peygamber dedim diye şimdi diyecekler abi senin peygamber değil mi? Öyle mallarda çok tabii. Elini belini dilini haramdan uzaklaştır diye. En büyük günahlar bunlardır diye en büyük günahlardan birisi. Ayakta cullamak yazmıyor. Hı? Kullanın kılavuzunda ayakta cullamak yok. Nereden çıktı bu? Bir de Allah bak demiş ki Muhammed'e. Ya Muhammed demiş bak zina yapanı affederim ama ayakta cullayanı affetmem. Nerede yazıyor bu? Nerede yazıyor bu? Kim söyledi bunu? Götüm. Nereden uydurdun? Götümden. Dün dedim ya işte bir tane adamın adını Ebu bilmem ne zıkkımın dibi hadis rivayet etmiş. Ondan gelen hadis sahih hadis neye göre kime göre kardeş? Ha? Belki de dönemin sapıklarından birisi. Ya. Ama Ebu bilmem ne önüne Ebu'yu koyduğun zaman ha, tamam her şey bitiyor anasını satayım. Milleti böyle kekliyorlar. Peygamber'e ait denilen hadislerin peygamberden sonra kaç sene sonra yazılmaya başladığı en sahih hadis kitabı peygamber döneminden günümüze gelen Kur'an nasıl geldiyse kardeşim hadis kitabının da gelmesi lazım. Var mı elimizde? Var mı? Bir buna bir inceleyelim. Bir buna bakalım. Var mı yok mu? Yoksa neyin kafasını yaşıyoruz biz? Neyin kafasını yaşıyoruz? Peygamberin 3 tane sünneti başka bir şey yok. Bu budur yani. 1000 tane sünneti varsa niye 3 tanesine sarılıyoruz? Sakal, sarık, cübbe. Başka da bir şey yok. Bir de misvak tabii onu unuttum. Genelkurmay eski istihbarat başkanı İsmail Hakkı Pekin 15 Temmuz'la ilgili konuşuyor. Erdoğan 15 Temmuz öncesi bazı şeylerin farkına vardı. Bizi cezaevinden çıkardı. Yani bunlar Ergenekoncu tayfa oluyor. Sonra tabii ulusalcıları da kullandı. Ve o dönemde Vatan Partisi'ni kullandı. Ulusalcı olduğu için değil ha. Kullandı. O zaman zaten darbeden önce de farkında vardı bu işlerin. Biliyorsunuz biz cezaevinden çıkardı. Evet. Avrasyacılar var. Onları da çıkardı cezaevinden. Yani davalar da, kumpas davası oldu. Kumpas davası oldu. Yani yani çok iyi bir yığınaklanma yaptı. Öyle söyleyeyim. Yani basit bir şey değil. Gerçekten çok önemli bir yığınaklanma yaptı. Kendi açısından tabii. Ve yavaş yavaş orayı kullanmaya başladı. Ama Avrasya'sı değil. 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 Yani o gün şeyin kullanılması gerekiyor. Vatan Partisi'nin. Yani Avrasya'sı'nın kullanılması gerekiyordu. Onu kullandı. Peki 15 Temmuz'u kim yaptı? FETÖ yaptı. Değil mi? Ne için kullandı sizi İsmail Hakkı peki? He? Ne yaptırdı size? Sizi kullanarak reisiniz. Çay kahve mi yaptırdı? Böyle bir çay demlediniz de reisinize ikram mı ettiniz? Ne yaptınız? Ne karşılığında? He? Neye uyandı reisiniz? Neye uyandı? Neye uyandı da sizi cezaevinden çıkardı ve kullandı? Madem suçsuzsunuz, bir probleminiz yok. Niye sizi cezaevinden çıkardı ve kullandı? Madem suçsuzsunuz, niye kullanılıyorsunuz? Ulusalcılar, ne karşılığında kullanılıyorsunuz? Ben suçsuzum kardeşim. Bitti. Sen kimsin ki ben sana hizmet edeceğim? Sen beni kullanacaksın. Eğer ben suçluysam belli cezaevinde kalacağım. Gel benim dediklerimi yap. Seni cezaevinden çıkartayım. 50-50. Demek ki suçluymuşsunuz. Demek ki bir problem varmış. Erdoğan da bir şeyleri yaptırabilmek için karşılığında sizi cezaevinden çıkarmış. Bunu ben söylemiyorum. İsmail Hakkı Pekin söylüyor. Açın izleyin videosunu. Telif hakkı olmasa buradan paylaşacağız. Bir tek o videoda 15 Temmuz'u biz yaptık dememiş yani. 15 Temmuz'u biz planladık, biz yaptık. Şunlar planladı, şunlar yaptı. Onun dışında her şeyi söylemiş maşallah.
Her sene bir kişi çıkıyor 15 Temmuz'la ilgili, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Herkes ağzından bir şeyleri kaçırıyor. Ya bir yerde patlayacak. Bir yerde patlayacak ama işte gel gör ki iş işten geçecek. İş işten geçecek ki iş işten geçti. İş işten geçti. Bu ülkenin suçsuz günahsız insanları terörist oldu. Abi dün videosu sosyal medyaya düştü. Bir amcamız hasta, yatala, kalkamıyor. İnfaz ertelemesi mi bir şey olmuş. Kim olduğunu bilmiyorum. Sosyal medyada gördüm. Gelmiş jandarma, sağlık ekibi. Almışlar cezaevine götürmüşler. Yatalak hastayı, karga tulumba. Yatalak hastayı karga tulumba alıp cezaevine götürmüşler. Suçu ne? Adam mı öldürmüş? Ha? Hırsızlık mı yapmış? Ne yapmış? Muhtemelen ya burs vermiştir. Ya bankaya para yatırmıştır. Ya da Zaman gazetesi almıştır. Yani Bülent Arınç gibi gözyaşı döküp salya sümük ağlasaydı bu amcamız, ya cezaevine girmezdi. Tabii. Veya çocukları AKP içerisinde güçlü kuvvetli makamlarda olsaydı, ya da kendisi AKP'nin içerisinde olsaydı, tamam mı? O zaman bir şey olmazdı. Ama sıradan vatandaş olunca, cebinde parası da olmayınca ne oluyor abi? Biz bunu cezaevinde yatıralım oluyor. Baba, bu tarafa döneceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Gel abi şimdi. Tamam oldu mu? Tamam oldu. Abi sen gel. Karşıya geç. Gel sen geç karşıya. Abi sen tutabiliyor musun? Tutarım. Buradan gel. Tutar. Sen tutar. Kızlar aşağı geçeceksin. Peki abi. Bura bana. Orada bak yer var. Bir tane. Burada bana. Abi gel abi. Tamam. Aynen. Sonra konuşulduğun zaman da ooo senin dilin çok uzun. Sizin de diliniz uzun. Allah size de dil vermiş. Götler konuşun. Ha? Yemiyor mu götünüz? Ha? Dıbbigiz yemiyor mu oğlum konuşmaya? Konuşmakta mı yasak? Konuşmakta mı yasak? Hani diyorsun ya, yazıyorsun ya Instagram'da videolarımızın altına. İstihbarat seni alacak. Oğlum çağırsınlar gelelim. Gelmedik mi? Gitmedik mi vatan emniyeti ifade vermeye? Verdik. Mahkemeye çıktık. Mahkemeye çıktık, yargılandık. Ne oldu, ceza mı aldık? Almadık. Çünkü biz hiçbir şey yapmadık. Tamam mı? Bizim pokumuz temiz. Anlayana. Ha, anlamıyorsan Squirtle, Wurtle, Balbazar, Pikachu. Doğruları konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Suçlular ceza alsın diye konuşacağız. Gerizekalı mal. Şimdi inim inim inliyorsun. Tamam mı? Feryat ediyorsun. Dün Erdoğan Erdoğan diyordun. Milleti terörist ilan ediyordun. Götün. Şimdi inim inim inliyorsun. Daha beter olacak. Açın terörizm. O adaletsizlik bir gün senin de zilini çalacak. Senin de evini basacaklar. Senin de tuzluğuna tuzluğuna aynı zulmü yapacaklar. Senin de çoluğun çocuğunun psikolojisi bozulacak. Hiç merak etme. Bunları yapsın diye Erdoğan diyeceğiz. Bunları yapsın diye Tayyip diyeceğiz. Ya daha beter olacak. Ağlama ağlama. Gözyaşı dökme. Bunları sen hak edin. Efendim sokak röportajında konuşan bir kardeşimiz, yaşlı bir adamın, hani bu telefon var mı telefon, telefonunu göster diyen dayılar var ya, onların hışmına vuruyor. Sen nasıl Tayyip'i eleştirirsin? Tayyip'i eleştiriyor diye vatan hainisiniz, şusunuz, busunuz. Durma vatandaş olalım bizi. Alın gücü. Şöyle etrafına bak. Az önce bağır bağır bağıran adam. Kendini yırtıyor Tayyip Tayyip diye. Adam her yeri parselledi. Her yeri. Dirhem dirhem sattı. Her tarafım Arap. Beni, hadi be. Ya dürüst bak. Dürüstlüğü senden öğrenecek değilim. Dürüstlüğü senden öğrenecek değilim ben. Sensin vatan haini. Gelene gidene vatan haini. Gelene gidene vatan haini.
değil mi? O FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, şu vatan haini, herkes öyle. Gidin alışmışsınız fakirliğe. Mülteci kampına döndürürsün. Sen siz insan gibi yaşamaya, adam benim ülkemde saltanat sürüyor. Ne abi? Ben şuradan şuraya nelerle geldim. Hayır, hain olduğunu nereden biliyorsun? Tabii kadın ağzının payını vermiş. Yanındakiler de ağzının payını vermişti. Ya böylelerine böyle konuşarak ağzının payını veremezsin. İki tane yumruğu çakacaksın. Tamam mı? Gidecek o Tayyip dediği. Tamam mı? Başın üstünde tuttu. Adamın hastanelerinde tedavi olacak. Olamayacak. 2-3 tane Suriyeli önüne geçecek. Tamam mı? Olamayacak. Doktor moktor olmadığı için de bakamayacaklar buna. Ortada göt gibi kalacak. Tamam mı? Böylelerine bunu yapacaksın. Ondan sonra görecek günün. Bir daha Tayyip diyor. Antalya'daki amcamız gibi. Ağzıma telefon soktular. Ama şimdi Tayyip bitti benim için. Tayyip'i destekliyordum. Kafama silah çektiler. Bunun da başına bir şeylerin gelmesi lazım ki böylelerinin başına. Öyle dayı mayı kardeşim konuşarak makarna beyinlileri ikna edemezsin. Makarna yiyen adam hiçbir şekilde ikna olmaz. Sadece makarnayla beslenene ne anlatırsan anlat. Hiçbir şey. Boş. Ha duvara konuş, ha ona konuş. Duvar gene dile gelir. Abi Allah razı olsun. Yıllardır beni kimse insan yerine adam yerine koymuyordu. Sen adam yerine koydun konuştun der ama bunlar demez. Demez bunlar. Bunlar böyle bir zihniyet kardeşim. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz. Tabii Amerika'yı dolandırmışlardı. Avustralya'ya mı? Bir yere kaçmıştı. Oradan Türkiye'ye mi iade etsek, ABD'ye mi iade etsek diye düşünüyorlardı. Kaçarken de tabii Türkiye'de biraz para bırakmış. Üstünü çiz demiş bu paraların. Üstünü çizmiş o paraların. Amerika'ya iade ettiler. Bugün Sezgin Baran Korkmaz. Erdoğan'ın kara kutusu ya da Süleyman Soylu'nun kara kutusu fark etmez. Sonuçta her türlü AKP'ye çalışıyor. Amerika'da serbest kaldı. Ne karşılığında serbest kaldı? Bizimki bülbül gibi öttü arkadaşlar. Bülbül gibi öttü. Öttürdüler. Dediler gel bak koçum. Bak bizim hapishaneler böyledir koçum. O sunuğun kordüğüm olur koçum. Ha. Gel bak çık dışarı. Öt. Sat bunları. Satmadı Sezgin'im. Satmadı. Sadece bildiklerini anlattı. Sadece bildiklerini anlattı ve iş bitti. Adamı serbest bırakmışlar. Bir at çiftliği verirler. Tabii 17-25 Aralık sonrası Reza Zarrab Amerika'ya gitti ya. Amerika'da yakalandı tabii. İran'ın ambargosunu delmekten. Orada yargılandı, öttü, günlerce, aylarca mahkemeler sürdü. Hala o mahkemelerdeki Reza Zarrab'ın öttüklerinden dolayı bizimkiler tehdit ediliyor. Şimdi bir de bunun içine Sezgin Baran Korkmaz katıldı. Tabii. Buna da at çiftliği verirler. Orada bir tane de kendine manita yapar. Tabii. Yürür devam eder. Olan Türkiye'dekileri olur. Yavrum benim. Ondan sonra ikide bir Amerika'ya gider gelirler. Tabii bizim... Reis hasta artık gidemez. Yolu kaldıramayabilir ama...